istemiyorum da ne hakla konuşuluyor da açıkçası bilmiyorum. Yok, 400 bin TL oldu şu an evlenme masrafı gençlerin. Bunu soruyoruz. Bir genç evlenebilir mi? Şu anda nereden evlenecekler hanımefendi? Her yeri ateş pahasına. Ne evlensinler? Evlenip de millet kaç yıl kredi ödeyecek, kaç yıl sonra aile çocuk sahibi olacak, kaç yıl sonra hangi çocuk sahibi olacak bu evlenen insanlar? Nasıl ev sahibi olacaklar? Evlerin fiyatları belli, kiralar belli, krediler belli. Yani mümkün değil. Benim de bekar çocuklarım var. Ne yapsın o zaman şimdi gençler? Hiçbir şey. İsyan etsinler. Ayağa kalksın herkes. Bütün gençlerimiz ayağa dirensin. Oy verenlere kafaya tutsunlar. Başka hiçbir şey değil. Kim oy verdiyse gitsin şimdi kafa tutsun. Bakayım nasıl çocuğunu evlendiriyor. Hangi parayla? 3 tane makarnaya mı evlendirdiler? 3 tane makarnaya mı kandılar, yaptılar bunu? O yüzden şimdi makarnaları yesinler, çocuklarını evlendirsinler, ev bak sahibi olsunlar hepsi. Hepsi oy verenlerin suçu. Bizim gibiler de böyle sürünüyorlar. Öyle. Ay, neden oy verenlerin suçu? Sebebini söyle bana, ben de tamam diyeceğim sana. Hangi bak oy? Ben 42 yaşındayım, ben seni dinledim şu ana. Evet. Sebebini söyle bakayım. Tamam. Hangi oy verdiniz? He? Nereye oy verdin? Reise verdim. Reise verdiysem o zaman çekin çilenizi. Ben çile çekmiyorum ki. Ben. Ya çekmesin tabii, 3 tane makarna alıyorsun, çekmiyorsun. Ben bizimkiler çekiyoruz. Her şeyi yiyorum. Bizim gibiler çekiyoruz. Her şeyi nereden yiyeceksin kardeşim? 500 lira olmuş etin kilosu. Ne yiyorsun Allah aşkına? Tipinden belli yediğin ya. Ayağındaki ayakkabıdan, terliğinden belli. Yanlış anlama, bundan belli. Hayır. Ne yiyorsun? Terlik giyen gariban mı oluyor? Ne içiyorsun? Nedir hayat yaşantın? Gel bir senin evindekine, bir hayat şartına bir bakayım. Ne yaşıyorsun? 500 lira etin kilosu. Yedirebiliyor musun ayda 1 kilo et? Doğru değil mi? Hanginiz konuşuyorsunuz? Niye konuşmuyorsunuz? Her yıl kurban kesen kişiler hangi kurbanı kese? 90 milyara mal oldu. Kesemedim. Her yıl kesiyordum. Niye kesemedim bu sene? Niye fakir fukarayı yediremedim? Neden? Neden? 7 kişi girdik kurbana, yine de yapamadık. Neden? Yetiştiremedim. Yetiştiremiyoruz. 2 tane çocuk okutuyoruz. Nereden yetiştireceğiz? Nasıl yapacağız yani? Hangi haktan, hangi hukuktan konuşuyorsunuz? Çocuğunu evlendir bakayım, hangi hukuktan konuşacaksın? Dünkü faizleri konuş bakayım. Araç alabiliyor musun? Araba alabiliyor musun? Vergisi ne kadar biliyor musun? Kirada oturuyorum. Evimin fiyatını %500 kaldırdı fiyatı. Ne diyeceğim insanlara? Nasıl yapacağım? Biz de insanız ya. Ne güzel konuşuyorsunuz böyle ya. Tipine şekline bir bak da ona göre konuş. Kurban olduğum ya. Bak bir ya. Ayağında 5 liralık terlik var. Konuşuyorsun böyle. Reise verdim ya. Reisin kim senin ya? Kim? Kim? Bir yurt dışına bak bakayım. Öyle bir reise oy verilir mi? Hangi ülkeden konuşuyorsunuz ya? Bir konuşunca bir bakın ya. Bir yutkunurken bir bakın. Makarnayı nasıl yutuyorsun? Bir konuş. Ne güzel konuşuyorsunuz böyle. Git eşine sor. Ne işler yapıyor? Ne işkence çekiyor? İstediğini alabiliyor musun? Çocuğun istediğini alabiliyor musun? Evimde 3 kişi çalışıyor, alamıyorum ben. Yeterim be. Böyle yapa yapa işe süründürüyorsunuz. Reisim ha reisim. Geberip ölmeyip gitmedi ki canımız da kurtulsun. Vallahi billahi hiç kimseden korkmuyorum. Gelsin söylesin. Yabancıyım ben. Türk de değilim. Gelsin konuşsun bakayım. Nasıl yapacak? Neyi ne yapacaklar ya? Teşekkürler. Şimdi bu var, güzel bir ülkede yaşıyoruz. Yani bu ülke desem, yani o kadar daha nüfus olsa bile, yani bu ülke yetiyor onlara. Yani sanki bilerek bu milleti, yani böyle, yani geride bırakmak istiyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Zamlar bilerek yapılıyor. Yani sanki bana öyle geliyor. Yoksa bak, ülkenin her türlü diğer ülkelerden vergisiyle tut, her şeye diğer ülkelerle farklı alıyor. Doğru mu? Mesela Türkiye'de yer kaynakları çok. Vergiler çok. Ona rağmen de yine Türkiye batıyor diyorlar. Ya bu nereye gidiyor acaba? Size göre Türkiye batmıyor mu şu an? Ekonomiyi nasıl değerlendiriyor? Türkiye 5 ülkeye de bakabilir. Bana göre. O kadar güçlü. O kadar güçlü bir ülke. Belki 5, ben diyorum belki 7-8 ülkeye bakar. Amerika'yı kaç saatte fethederiz? Biz Amerika ile herhangi bir bilgimiz yoktur. Yunanistan'ı yani, 20 dakikada fetheder mi? He? Yunanistan'ı 20 dakikada fethederiz diyorlar. Ben o ülkenin gücünü bilmiyorum. Sadece Türkiye güçlü bir ülkedir. Ben onu biliyorum. Türkiye güçlü bir ülke. Bak, Rusya gitti, Ukrayna gitti, Libya gitti, Suriye gitti. Bunlara rağmen Türkiye'de yani 40 yıldan beri hemen hemen biz bir savaştayız. Doğru mu? Yani öyle gibi görünüyor.
her türlü yurt içi de ve yurt dışıyla mücadele ediyorlar. Dünya bizi çekemiyor. Dünya bizi çekemiyor. Ona rağmen de yani biz hep şikayette bulunuyoruz. Demek ki bir yerde sıkıntı vardır. Biz bir şey biliyor, meclis 10 şey biliyor, 100 şey biliyor. Doğru mu? Yani bana göre yani bu bilerek biz belek geride bırakıyor. Masrafı 400 bin TL'yi buldu. Ne düşünüyorsunuz? Gençler evlenebilir mi? Bence evlenmesinler. Niye evlenmesinler? Gerek yok. Bu ülkede niye evleniyorlar ki? Ben evlendim, ben yırttım ama artık onlar... Siz niye evlendiniz? Onlar evlenmesin. Yani benim zamanımda daha ucuzdu. Ben 200 bin liraya yırttım. Bu yani şu anki günümüz şartlarında onlar 400 bin lirayı denkleştiremezler. Kira 15 bin lira olmuş. Markete her ay 3 bin lira harcayacaksın. Bu adam maaşı 15 bin lira. Eksi 3 var. Nasıl kazanacak? Ya da evlendi diyelim. Yani taksitlerle aldı diyelim. Nasıl borcunu ödeyecek? Sonra hacizler gelecek. İşte evlendiği kadınla nasıl bozulacak? Tabii. Bu sefer aile içi çatışmalar başlayacak. Yani bir yastıkta koyamadan boşanmak zorunda kalacaklar. O yüzden gerek... Yastıkta kocada kalmıyor. Aynen öyle. Yani ülkemizin gerçeği maalesef ki bu. İçimiz kan ağlıyor ama elimizden bir şey gelmiyor. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Senin evlenme masrafı 400 bin TL oldu. İyi olmuş. Nasıl iyi olmuş? Bunu siz düşünecektiniz. Oyunuzu vermeyecektiniz. Ben vermedim ki. Verdi. Ben vermedim. Senin gibileri verdi. Sen vermedin ama senin gibileri. 400 bin TL olmuş gençlerin evlenme masrafı. Ne düşünüyorsunuz? Gençler ben ne yapsın? Ben daha yeni oğlanı evlendirdim biliyorum. O yüzden de boş ver. 400 bin TL tuttu mu? Ülke batmış batmış. Benimki 500'ün üstü tuttu. Teşekkürler. Gençlerin evlenme masrafı şu an 400 bin TL oldu. Ne düşünüyoruz? Çok berbat. Valla evlenmesinler, evde kalsınlar. Bekarlık sultan daha iyi. Evlenmek isteyenler? Var benim onlar... oğlum mesela ve çok perişan halde. Ne olacak? Gençlere tavsiyeniz ne? Yurt dışına kaçıyorlar. En iyisini yapıyorlar ama benimkini yollayamıyorum ben. Niye? Gitmiyor. Anneden ayrılmıyor. Hakkımızda anne... hayırlısı diyelim. Ne diyelim? Dün gelen zamlar hakkında ne düşünüyoruz? Dün zam mı geldi? Bir haberim yok. Haber izlemiyorum. Dün her şeye zam geldi. Haber izlemiyorum. Vergiler %5. Her dakika zam geliyor ki şaşırmadım ben. Alışkınız yani. Haber izlemedik bile artık. Hayır. Bakmıyorum. Haber artık sinirlerimi bozduğu için bakmıyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. TL oldu. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Gençler evlenebilir mi? Vahim. Durumları çok vahim. Yani şu an 400 bin TL yani büyük para, hani kazanılması da zor. 11.400 oldu. Yani daha önümüzdeki ay alacaklar maaşı. Gerçekten çok zor. Ne yapsın gençler? Tavsiyeniz? Yemeden, içmeden biriktirse, köşeye koysa ne kadar yapıyor bilmiyorum. Hesaplamam lazım. Zor. Biraz zor. O yüzden gerçekten Allah yardımcılar olsun. Dün gelen zamlar hakkında ne düşünüyoruz? Sıkıntı. Yani her gün zam. Her gün her uyandığında zamla uyanıyoruz. %20 galiba KDV oranını yükseltmiş. Artı... Seçimden önce düşecek diyorlar. Siz inanıyor musunuz? Hikaye. %52 inanmış. Evet, %48. Ben oy kullandım. Yani bir işe de yaramadı daha doğrusu. Ama bakalım yani, hayırlısı diyelim. Teşekkür ederiz.